Hello Türkiye. Bisiklet turumuza devam ediyoruz. Evet, otelin ücretsiz bisiklet verdiğini öğrendim. Şimdi bu bisikleti alıp biraz dolaşalım bakalım. Evet, şimdi diğer bir tapınağa gidiyorum. Bisikletle daha kolay oldu. Öğle sıcağında şu an güzel oldu yani, esiyor. Dungan tapınağına geldim şimdi. Tabii tapınağa girmek için kıyafet değiştirmem lazım şimdi. Hello. How are you? I'm fine. Good. Good. Thank you. Where you come from? Istanbul, Turkey. Oh, Turkey. Okay. You from here? Yeah. Origin from here. Origin from here. Okay, nice to meet you. Thank you. Thank you. So this temple is name? Yeah. Nama? Pakandungan. 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 Yeah. Pakandungan. Yeah. Is it important? Yeah. Tanah Lato and here? Yes, Tanah Lot. Important Tanah Lot than here. This one more. Which one more important? Tanah Lot. Tanah Lot. Yeah. Bigger than here. Than this. Okay, thank you. Very good place. Okay, thank you. Evet, bir de bu çekim tarzını deneyelim bakalım. Evet, yine aileler dua etmeye geliyor buraya. Ah, kapısı kilitli mi ya? Ben geldim. Dese kaçmazlar mı? Kilitlemişsiniz ama. Hello. Bakalım amcam geliyor. Hello, can I visit? Karimana abi. Sorry? Karimana. Te. Ha. Tutu. Ha, açıyor. Okay. Terima kasih. Pakandungan. Ya. Pakandungan. Evet, şanslıyım. Gayet güzel bir tapınak. Normalde işte tapınakların içine sokmuyorlar sizi. Bizde de mesela cuma namazı sırasında içeri sokmazlar. Sultanahmet vesaire. Onun gibi bir şey düşünün yani.
Evet, normalde böyle tapınaklara sokmayabiliyorlar. Sadece civarda ben olduğum için herhalde amca gördü beni, açtı. Sağ olsun. Tabii sarungumu da giydim yani. Hazırım tapınağa girmeye, ondan izin vermiş olabilir. Evet, ismi burada yazıyor. Pakendungan. Pakendungan. Bakın şu gördüğünüz simgede Nazilere benziyor değil mi? Tam tersi aslında Nazilerin kullandığı. Bu aslında Hinduizm'de olan bir işaret. Artık Naziler, Hitler bunu nereden görüp kullandı hiçbir fikrim yok. Evet, burası Tanahlato. Tapınak kompleksinde önemli büyük tapınaklardan birisi. Burası da çok eski. Burada da ejderhalar var. Evet. Mimarisi çok güzel. Evet, şimdi çıkalım. Amcam bizi bekliyor. Okay, terima kasih. Evet, bakın amcam yine kilitliyor. İyi, şansa içeri girebilmiş olduk. İşte bu bölgede çok farklı tapınaklar var ara ara. Bakın bu işaret yine burada da var. Amcam gidiyor. Yani şöyle de düşünebilirsiniz, yani şuradan atlasam sanki giremeyecek miyim gibisinden, ama yani burası onların camisi gibi düşünmeniz lazım. Yani Sultanahmet'e böyle langur lungur arka kapısından insanların girdiğini düşünün. O şekilde düşünmeniz lazım yani. Biraz dini öğelere saygı önemli dünyada. İnsanların, herkesin inancı farklı. Sıcak yer olduğu için onlar tapınaklarını açık yapmışlar. Bizimki kapalı mesela. Onunla da değişen bir şey. Dünyanın her yerinde. Mesela bakın burada da bir tapınak var. Bu dün izlediğimiz gösterideki maymunla iki tane kadın. Bu bütün Hinduizm tapınaklarında bulunan bir hikaye. Çok inanılmaz eski bir hikaye yani. Hello. No enter. Bak, buraya sokmadı mesela. İşte bu da kişiden kişiye değişen bir şey yani, görmüş olduk şu an. Bir tane amca sizi kapıyı açıyor, diğeri kapatıyor. Evet, yine büyük bir ağaç bulmuşlar. Hemen yanına bir tapınak. Hinduizm'de bu olay çok önemli. Değişik bir taş, su kaynağı, dağın başı, böyle değişik doğayla alakalı yerler buldukları zaman hemen yanına bir tapınak yapıyorlar. Burada da bir köpek var. Çocukları var herhalde, bir sürü memesi çıkmış. Evet, şimdi dönebiliriz. Evet, pirinç tarlalarına sağma. Basamak basamak. Güzel bir görüntü.
Evet, bisikletle Mari ile geziyoruz. Mari, say hello Turkey. Hello Turkey. Buralar bakın, komple pirinç tarlası. İnanılmaz ya görüntü. Arkaya bakın, arka da aynı. Her taraf pirinç tarlası. Pirinçler böyle işte suyun içinde yetiştiği için komple böyle basamak basamak yapmaları gerekiyor. Onun için bu basamaklama sistemi oradan doğmuş. Herhalde daha verimli oluyor ki. Şimdi Mari ile köylere gideceğiz. Hadi bakalım, devam edelim şimdi. Evet, şu an bir köye geldik. Evet, bu pirinç tarlaları uçsuz bucaksız yani, bitmiyor. Teyzeler çalışıyor orada. The rice, when is it ready? Yes, which maybe, which? No, just maybe ready is 2 months here. 2 months? Yes. Ah. So like this is not ready, huh? No rice here, huh? No rice. Daha bunlar olmamış işte. 2 ay sonra falan olacakmış. Şimdi bu köyde çok fazla biriket ya da tuğla üretimi var şu şekilde. Burası da onların bir üretim tesisi. Burada işte önce çamur haline getiriyorlar. Sonra şeklini verdikten sonra bu kokonat yani Hindistan cevizi kabuklarıyla bunları yakıyorlar. Bunun ısısıyla bunlar kuruyor. Hello. Salam. Burada da şeklini veriyor. Ay, komple elle şekil veriyor ya. You burn here. Yes. Here. The burning is there. Ah. This one is for the. Yeah, make fire. Evet, bunları yaktıktan sonra işte bu bildiğimiz normal biriket mi, tuğla mı, neydi bunlar ya? Taş haline geliyor. Sertleşiyor yani. Hello. Salam. Burada ne yapıyorsun sen? Hello. Ne yapıyorsunuz burada? Yap bakayım. Üste koy onları. Çak bakalım. Çak. 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 Sen de çak. Çak. Oo. Çak sen de. Oo. Trimakasi. Evet, burada da daha büyük tuğlalar var. Dediğim gibi işte bu tuğlaları yaktığınız zaman şu hale geliyor. Normal bizim kullandığımız tuğlalar da böyle bir şey aslında. Ha, yere attım, kırıldı. Evet, burayı komple işte bunlarla kapatıyorlar. Ardından alttan Hindistan cevizleri yaktıkları zaman ortaya tuğla çıkıyor. Enteresan. Hem köy hem bir fabrika. Ama bu üretim tesislerinden burada bayağı var. Ha, okay. Böyle farklı şekilde olanlar da var. Kiremit ya, kiremit. Tamam, bunlar kiremit. Şimdi aklıma geldi. Kiremit bunlar. Kiremit yapımını izledik şu an. Aklıma en son geldi ismi. Kiremit nasıl yapılır? Evet, şu an tam bir üretim tesisine geldik. Hello. Evet.
Evet, çömlek üretimi. Bizdeki çömlekle aynı bakın. Burada. Aynı. Hello. Tam bir seri üretim var ama burada. Hello. Herkes farklı şekillerde. Hello. Çömlekler üretiyor burada. İyice otomatik sisteme dönmüşler valla. Hello. Bakın o içtiğiniz bardaklar falan burada üretiliyor işte. Hello. Hepsi el işçiliği bunların. Hello. Evet, burada da fırınlar var herhalde. Hello. Good afternoon. Hello. Evet, bunların hepsi fırın. Hello. Hello. Burada da boya işlemi yapılıyor. İnce işçilik. Hello. Şu tarafa geçmek istedim ama geçemedim. Evet, burada çamuru işte komple makineye sokuyor. Hello. Bu şekilde kalıplara çıkarıyor. Ardından insanlar bunu kesip kesip kullanıyor işte. Arkada suyla çamur karıştırılıyor işte. Suyla kum karıştırılıyor, çamur elde ediliyor. Ardından bu şekilde bir rulo yapılıyor. Oyun hamuru gibi işte ya. Ardından şekil verilip fırına koyulduğu zaman size böyle bir şey çıkıyor. Tabii bunlar boyanmış. Gayet güzel. Evet, burada da kalıp işçiliği var herhalde. Bu şekilde kalıplara işte dökerek tabakları, çanakları elde ediyorlar. Evet, çamuru bu şekilde yapıyorlar. Hello. Ha, ardından işte o kalıplara döküyorlar bunları, bu filler vesaire. Bu şekilde çıkıyor işte ortaya. Ardından arkadaki kadınlar ince işçiliğini yapıyor. Bakalım kalıptan ne çıkacak. Sistem güzel. Burada çamur elde ediyorsunuz. Sonra burada kalıp para döküyorsunuz. Kuruduktan sonra çıkartıyorsunuz. Biraz düzenleyip üstünü ateşe veriyorsunuz. Size oluyor çömlek. Bali. Ha? Altlarına da Bali yazmışlar. Evet, yumuşak hali böyle, sonra böyle oluyor. Sonra boyanıyor, sırlanıyor. Oluyor size çömlek. Evet, içeride yapılan işçiliğin de son hali bu.
Evet, fiyatlarına bakalım. 66.500, 245.000, başka fiyatı görünenlere bakmaya çalışıyorum da. 260.000'miş mesela bu. Bayağı güzel ama ya. Şu kocaman şeyi bile alabiliyorsunuz. Vazolardan tutun her şey. Çaydanlık mesela. Kaç paradır? 189.000. Şu çaydanlık güzelmiş mesela. 221.000. Bu mesela güzel. Bayağı işçilik var. Evet, böyle köy köy gezmeye devam ediyoruz. Bu da güzelmiş. Çay bardağını kenarından katlamışlar. Asimetrik bir sanat. Gayet güzel. Şunu koyduğunuz zaman şöyle koymanız lazım, duruyor. Bunlar da kurbağa. Bunların fiyatları yok. Evet, köy köy gezmeye devam ediyoruz. Nizame dizildiğine bakın. Yanından geçerken sıra sıra anlıyorsunuz. Tık 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 atıyor. Uçsuz bucaksız pirinç tarlaları yine her tarafta. Evet, bu devasa pirinç tarlaları gördüğünüz gibi elle tek 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 şu şekilde bunları dikiyor. Amcam orada çalışıyor, bir de teyzem var orada. Yani bu devasa büyük pirinç tarlaları böyle elle tek tek dikiliyor. Bisiklet turumuza devam ediyoruz. Evet, şu an gün batımı için farklı bir sahile geldik. Güneşi burada batıracağız. Evet, bu sahilde de kekimizi yiyeceğiz ve güneşi burada batıracağız. Evet, Hindistan cevizi olmadan asla diyoruz burada. Tropikal meyveler çok ucuz. Normal bizdeki portakal suyu gibi böyle. Devamlı bunlardan içebiliyorsunuz.
pam pamla oturduk burada. Evet, 10 kilometrelik turumuzu tamamladık şu an. 3 saat boyunca dura kalka tabii ki. Şimdi Tanah'la Tol. Tanah'la Tol bölgesine tekrar geldik. Burası normal çarşı pazar gibi zaten. Alışveriş yerleri, yemek yerleri, her şey var. Oy, ama yoruldum yani. Çok da kolay bir şey değil. Hello. Geldik sonunda. Ah. Ama yoruldum. Yorulduk ama değdi ya, güzel. Hem manzara, hem doğa, hem kültür, hem sahil. Yani ne ararsanız vardı. Güzeldi yani. Hem bisiklet turu. Güzel bir tur.